Arkadaşlar merhaba. İkinci dersimizde devam ediyoruz araba simülasyonunun. Burada bir hata var demiştim. O hata değil de unuttuğum bir şeymiş. Kontrol edince farkına vardım. Şu kemik sisteminde kimin biri seçiyoruz. Buradan poz moda geliyoruz. Şu kemiklere ben constraint tanımlamıştım. Traktör demiştim. Burada unuttuğum şu vardı arkadaşlar. Word space kısmı post space olacak. Bunu da post space yapıyoruz. Diğerlerinde de aynısını yapacağız. Hepsinde tek tek post space. Post space. Diğer arkada iki tane kemik var. Onlara da post space diyoruz. Post space. Bunlara da post space diyoruz. Ve şuradan ekranımızdaki global olan şey lokala çevireceğiz bunu da. Bunu da ihmal etmeyi unutmayalım. Bu da önemli. Bir şey daha var. Onu da yaptıktan sonra drift olayı düzelecek. Şimdi bu süspansiyon olan objemizi zemindeki plane'e bağladık. Bu zemine bağlı. Şimdi bu kemiği de süspansiyona bağlayacağız. Böylece hepsi beraber hareket edecek. Yani biz hareket ettiğinde diğerleri de hareket edecek. Şimdi biz bu kemiği seçiyoruz. Buna buradan constraint tanımlayacağız. Bunu süspansiyonun çocuğu yapacağız. Child of yani. Bu seçili. Hedef objemiz süspansiyon ismini vermiştik daha önce. Budur arkadaşlar. Bu ismi de budur. Bunu da buradan tekrardan kaldırıyoruz. Reset inverse diyoruz. İşlem tamamdır arkadaşlar. Bir şey daha var pardon. Bu drift kemiği, drift olan MT'yi buradaki ana MT'ye bağlayacağız. Ctrl P ile bunu bağladık. Bu MT'yi seçtiğimizde bütün objemiz hareket edecek. Şimdi drift'i deneyelim. En baştaki objeyi seçtik, MT'yi seçtik. Rotasyon diyoruz ve Z istikametinde yaptığımız zaman evet böylece arabamıza bu şekilde drift özelliği vermiş olduk. Bu işlem de tamam oldu. Şimdi yapmamız gereken tekerleğin sürücüsü kalıyor. Tekerleği döndürecek güce, sürücüye ihtiyacımız var. İşte en zor olan kısım bu arkadaşlar. Ben bu kısmı hala tam olarak çözmüş değilim. Yani bu biraz gerçekten iyi bir bilgi gerekiyor bu driverları anlamak için. Bir kısmını anladım ama bayağı da zor bir şey. Anladığım kadarıyla size anlatacağım inşallah. Şimdi bu arabayı tekerleri belli bir istikamete gitmesi için bize bir yol lazım, pat lazım. Bunun için Shift A ile bir tane pat seçiyoruz arkadaşlar. 7'den 7'ye bastık. Tam tepeden bakarken patımız seçili ve Edit moda geldik. Şimdi önemli bir şey var arkadaşlar. Biz bu arabayı bu pata bağlayacağız. Fakat çok önemli bir şey. Patın başlangıç yeri şurasıdır arkadaşlar. Kılçıklı gelen kılçık gibi gözüküyor ya. Burası ucudur. Ama asıl başlangıç noktası burasıdır. Yani biz arabayı bağladığımız zaman araba otomatikman buraya gelecek. Biz bunun için patımız seçili. Şuradan şuna tıklıyoruz. Bir elimizle kontrol tuşuna basılı tutuyoruz ve bunu bu şekilde döndürüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tam dosyana geldiğinde bırakalım. Ondan sonra biz buna bir yol çizelim. Şöyle seçiliyken bir elimizle kontrol tuşuna basılıyken şu şekilde bir yol çizelim. Şu şekilde. Arabamız bu istikamette dolansın. Bu şimdilik bizim için yeterli. Ne yapacağız başka şimdi? Edit moda, zaten edit moddayız. Obje moda geliyorum. Obje moda geldim. Şimdi bu ana plane'imiz, ana MT'mizi şeye bağlayacağız. Yolumuza bağlayacağız. Yani konsept tanımlayacağız. Ana MT'miz seçilirken, main kontrol seçilirken şuradan Constraint tıkına geliyoruz. Burada buna follow path diyoruz. Yolu takip et diyoruz. Şuradan
Hedef objeyi seçiyoruz. Nerve spot diyoruz. Endişelenmeyin arkadaşlar. Bu ters döndü ama şöyle bir göstereyim kontrol etseni. Evet. Ters dönmemiş. Şöyle yaparsak pardon. Önce bu default olarak böyle geliyor bize. Biz şuradan follow curve diyeceğiz. Bir de fixed position diyeceğiz. Fakat araba ters döndü. Neden? Çünkü bu y istikameti eksi tarafta. Biz de bunu eksi y seçeceğiz. Arabamız böylece düzelecek. Burada offset yaparsak, şunu offset'i arttırırsak araba yolu takip edecek. Bu şekilde. Ama tekerler dönmüyor. Şu an tekerler dönmüyor. Biz tekerlerin dönmesi için bu yolu kullanacağız. Bu bizim için çok önemli. Ne yapacağız şimdi? O izlediğim videoda bu işi yapan vatandaş şu kemiği buradan obje kısmından, yani bu zaten kemik tek parçadır aslında. Edit modda çok olarak gözükür ama bu bir armatürü sadece. Bu armatürü, bunu da seçsek aynısı aynı ekran gelir bize. O yüzden çok da önemli değil hangi kemiği seçtiğimiz. Bu kemiğin data kısmında, bilgi kısmında şurada custom properties var. Yani bu kemikte olmayan bir özelliği burada biz buna ekleyeceğiz. Burada property demiş, ek bir özellik vereceğiz buna. Ek özelliğin ismi pat length. Yani bu patın uzunluğunu bu kemiğe bilgi olarak aktaracağız. Şurayı çok arttırıyor. Yani bayağı bir arttırdı o arkadaş bunu. Niçin arttırmış ben de bilmiyorum. Bunu anlamış değilim ama biz de arttırıyoruz. Onu arttırdığı kadar arttırdım ben de aşağı yukarı. 3, 6, 8 neyse. Bunu okey diyoruz. Fakat bize lazım olan şuraya bir bilgi daha girmemiz lazım. Bu patın uzunluğu, şu yolun uzunluğunu bizim bu kısma girmemiz lazım. Bu yolun uzunluğunu nasıl öğreneceğiz? Bir tane ekstradan bir tane addon var. Şu addon, curve length diye bir addon var. Bunu ben videonun altına link olarak vereceğim. Oradan indirebilirsiniz kendiniz. User preference'e gelip o addon'u install etmeniz lazım önce. İnstall ettikten sonra, yani ben bundan tekrar yapmayacağım da şöyle bir yine bulayım yerini. Advanced diyorum. Daha doğrusu şu yere tıklayayım. Addonlarım nerede? Blender. Addons. Şimdi onun ismini bulmak da bir şey. Neyse arkadaşlar, işte oradan addon'u bulacağınız, buradan aktifleştireceğiniz kendiniz. Ben onu şöyle yapayım, gideyim geleyim. Şuradan yazayım. Neydi? Pat. Evet. Get Pat Length diye bir addon'dur bunun ismi. Bunu buradan bulup aktifleştireceğiniz. Ben aktifleştirdim. Bu bize bu patın uzunluğunu veriyor. Patımız seçili. Ben buradan bunu kalküle diyorum. Bize patın uzunluğunu verdi. Şimdi biz bu patın uzunluğunu kemiğin ekstra bilgisine gireceğiz. Bir gelsin bakalım şurası. Neymiş? 17.3554 deyip enterlıyoruz. Bu işlem de şimdi tamam. Eksik olan bir şey var mı? Şimdilik yok gibi, olursa bakarız. Tekeri döndürecek olan kemiği seçeceğiz arkadaşlar. O kemik şu içerideki küçük olan kemik. Bunu nasıl gösterebilirim? Şu arabayı bir yerden çıkartayım, kasayı. Kemikler kalın sadece. Şu. Bu kemik bizim tekerleğimizi döndürecek. Yani
sadece X istikametinde dönmesi lazım. Bunu nasıl anlayacağız? Klavyeden R'ye basıyoruz ve klavyeden de X'e basıyoruz sonradan. Bu şekilde dönecek bu. X istikametinde dönecek. Bu seçilirken arkadaşlar bu kısma geliyoruz. Şuradan şunu X, Y, Z, Euler kısmını tıklıyoruz. Ve bunun X rotasyonuna Add Single Driver ekliyoruz. Bir tane driver ekliyoruz, sürücü. Şimdi bu tekerleğin döndürecek bir sürücüye ihtiyacımız var. İşte bu tekerleği döndürecek belli bir uzunlukta dönmesini sağlayacak sürücümüz bu nerve path'ımız, bizim yolumuz. Bu yolumuz da bu ana entimimiz yolumuza bağlı olduğu için nasıl anlatayım diye, çok karışık bir şey bu. Neyse, ben buradan şey yapayım da şuradan bir graf editör açayım. Şunu da şöyle biraz çekeyim. Şöyle şuradan graf editör diyorum. Şurası F kurbu drivers yapıyorum. Burada zaten hemen geldi bizim verdiğimiz driver. Kimimiz de seçili. Şuradan bize bir pencere açılması lazım. Onu biz açıyoruz. Şu driverlar var. Şunu da şey yapıyorum. Evet. Şimdi bize bir değişkenler lazım. Bu da variable var demiş. Add variable. Bir değişken ekle demiş. İşte bu değişken tekerin dönmesini sağlayacak. Belli bir mesafede dönmesini sağlayacak. İşte biz bunları ekleyeceğiz buraya. İlk değişkenimiz len, yani uzunluk değişkeni. Biz bu uzunluk mesafesini neye verdik? Armatüre verdik. O zaman bize ne lazım? Armatürün kendisi lazım. Tabii şunu da single property yapacağız. Yani tek bir özellik demek bu. Yalnız bir nitelik vermek. Bize bu path lazım. Yani bu path yol demek. Bu property de özellik demek. Bu path'ın yolunu bulmak lazım. Bize bu uzunluğu nerede verdik? Şuraya verdik. Şuraya ek bir özellik vermiştik ya, kutucuğun olduğu yer, objenin. İşte biz bu yolu kopyalıyoruz. Copy data path diyoruz. Ve buraya tıklıyoruz. Klavyeden Ctrl Z ile bunu buraya yapıştırıyoruz. Tabii bu yeterli değil. Bize ekstradan bir değişken daha lazım. Şimdi bu böyle gidecek o tarafa doğru ama bu yeterli değil. Bir de bunun döngüsü lazım. Kendi etrafında döngüsü lazım. Bunu sağlayacak da ana kontroldeki şu ana empty'deki offset var şurada. Ona birazdan geleceğim. Önce şuraya offset yazıyorum. Şuraya da main kontrol. Bunu ekliyorum. Bize şimdi bu data path lazım. Yani offset dengelemek demek. Yani çok anlamı var da buradaki anlamı daha çok dengelemek gibi diyelim. Buradaki offset bilgisini alacağız. O da empty'yi seçiyoruz. Şu constraints yerine geliyoruz. Şuradaki offset kısmı var ya, bunu saftık yapıp copy data path diyoruz. Tekrardan kemiğimizi seçiyoruz. O kemiği, şu kemiği seçtik. İşte bunu buraya yapıştıracağız. Ctrl V deyip yapıştırıyoruz ve enter'lıyoruz. Bir şeyler kaldı. Şuraya bir matematiksel işlem daha yapacağız. Buraya eksi diyoruz klavyeden. Bir parantez açıyoruz. Len yazıyoruz ve klavyeden yıldız işaretini koyuyoruz. Daha sonra offset deyip parantezi kapatıyoruz. Daha sonra bölü işareti koyuyoruz. Tekrar bir parantez açıyoruz. Burada yapmam gereken bir şey daha vardı da. Neyse, şunu ben bir 6 yazayım şuraya. 6 olmayacak orası da. Tekrar bölü işareti koyuyorum. 2 diyorum. Ve parantezi kapatıp enter'lıyorum. Bu yanlış oldu. Şuradaki 6 olmayacak da. Buradaki olması gereken şey şu. Şuradan bir obje moduna geliyorum. Tekerlerin olduğu layer'ı seçeceğim. Bize tekerin yarıçapı lazım arkadaşlar. Bir tekerin yarıçapını o az önceki 6 yazdığım yere gireceğim. Tekerin çapı bu. 0.571. Biz bu rakamı az önce yazdığım yere, 6 yazdığım yere gireceğim. Bunun için tekrardan kemiği seçiyorum.
Az önceki seçtiğim driver dediğim kemiği seçeceğim. Foduma'da geliyoruz. Bu kemik seçilirken, evet şurada neredeydi? Şuradaki parantez içine 6 yazdığım yere 0.571 yazıyorum. Enter'lıyorum. İşte bu neyse artık. Adamın yaptığı neyse aynısını yapıyorum size. Bir deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Yanlış yaptım. Şuradan 3D'ye geliyorum. Evet. Bütün layer'ları seçiyorum. Z diyorum. Karşıdan bakıyorum. Şimdi tekerimizin dönüp dönmediğini anlamak için obje moda geliyorum. Tekeri seçiyorum. Edit moda gelip tekere renk vereceğim şimdi. Materyali tanımlayacağım ki dönüp dönmediğini daha rahat anlayabilirim. Öteki türlü zor oluyor. Materyali verdim ve şuradan B ile Z diyeyim, B diyeyim. Şu şekilde. Şimdi bunu assign ediyorum. Şuradan da renk tanımlayayım. Yeşil diyeyim. Şuradan Z deyip daha sonra Ctrl I ile diğer yere gelip şuradan bir tane daha materyali tanımlıyorum. New diyorum. Buna da kırmızı diyelim. Assign diyelim. Objama da geldik. Tamam. Şimdi bunu dönüp dönmediğini anlayacağız. Bunun için menu ana kontrol olan Empty'yi seçiyorum. Constraints kısmına geliyorum. Şöyle hafiften bir deneyelim. Evet. Kemiğimiz dönüyor. Arabamız dönüyor. Tekerleğimiz dönüyor. Pardon. Şöyle bakalım. Bu şekilde. Evet. Tekerlek dönüyor. Doğru yöne dönüyor. Evet. Doğru yöne dönüyor. İleri doğru dönüyor. Geriye doğru değil yani. Şimdi tekerlerin olduğu yere geliyorum. Pardon. Kemiklerin olduğu yere geliyorum. Çünkü pose mode diyorum. Önce kemiği seçeyim. Pose mode diyorum. Z diyorum. Bu kemikteki özellikleri diğer kemiklere vereceğim şimdi. Diğer tekerlerin dönmesi için bundaki bilgilerin buna aktarılmam lazım. Bu yüzden şu kemiği seçiyorum. Pardon önce şu kemiği seçiyorum. Küçük kemiği. Şuradan copy driver diyorum. Daha sonra diğer kemiği seçiyorum. Küçük kemiği. Bunu da XYZ diyorum. Ve copy pardon paste driver diyorum. X'e yapıştırıyorum bunu arkadaşlar. Daha sonra bunu seçiyorum. Bunu da XYZ diyorum. X'e gelip paste driver diyorum. Daha sonra bunu seçiyorum. XYZ diyorum. Buna da gelip paste driver diyorum. Ve bir tekrardan bir deneme yapalım. Tekerlere gelelim. Z'ye basalım. Şimdi bütün tekerleri seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Pardon. Tekeri seçiyorum. Diğer tekeri seçiyorum. Diğer tekeri seçiyorum. Fakat seçemedim. Kendimi seçtim. Diğer tekeri seçtim. En son şu materyal atadığım tekeri seçiyorum. Ve Ctrl L ile bu tekerdeki materyalleri diğer tekerlere atıyorum. Böylece diğer tekerlerim de şu an tadında ama tam olmadı. Neyse. Yani materyal atadık ama diğer şeyler gelmedi. Şöyle bir deneme yapalım en azından. Çalıştığını anlamak için. Tamam da. Şöyle bir kemik seçili. Teker seçili pardon. Şöyle bir Z diyelim. A diyorum. Şuradan şöyle yapıyorum. Evet. Bunu assign ediyorum. Ctrl I ile diğerini seçiyorum. Buna da kırmızı diyorum. Alttakine girip assign ediyorum. Bakalım oldu mu? Öf, komple değişti bu sefer. Neyse. En azından durup dönmediğini anlarız böyle şimdi. Yani bu kemik tamam da diğer kemiklerin de çalışmadan anlamak için bu şekilde yapıyoruz.
şu empty'yi seçiyoruz, ana empty'yi seçiyoruz. Kontrol kısmına gelip offset'e yavaş yavaş çalıştırıyoruz. Evet. Çalışıyor arkadaşlar. Diğer kemikler de çalışıyor. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Çalışıyor. Şimdi yapmamız gereken bir şey daha var. Evet arkadaşlar, bu kemiğimizi seçiyoruz. Bu kemiğimize de bir constraint tanımlayacağız. Follow path diyeceğiz buna da. Bu da yolu takip edecek arkadaşlar. Nerede hedef? Hedef burada nerf spot diyoruz. Pardon, şunu fixed position yapıyoruz. Evet, bu böyle kalıyor. Biz buna bir tane driver ekleyeceğiz. Daha sonra şu kısma geliyoruz. Buna ek bir özellik daha ekleyeceğiz. Mesafe. Edit diyoruz şuradan. İsmini distance yapıyoruz. Şunu da 5000 yapıp enter'lıyoruz. OK diyoruz. Tekrardan şuradan bir yan pencere açıp şöyle şuradan bir graf editör açıyorum. Hatırı bu zaten seçili geldi hemen. Kimin seçili olduğu halde. Biz buna gene buradan bir driver ekleyeceğiz. Bunu gene single property yapıyoruz. Buraya this diyoruz. Buraya armatür diyoruz. Şuradaki copy data, pardon, copy data path bunu kopyalayıp buraya Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Daha sonra tekrar bir değişken ekleyeceğiz. Bu da offset olacak arkadaşlar. Offset. Yani şu ana empty'mizin şuradaki offset değerini tekrardan kopyalıyoruz. Copy data path diyoruz. Tekrar kemiğimizi seçiyoruz. Driver atadığımız kemiğimizi seçiyoruz. Şuraya da main control diyoruz. Control V ile yapıştırıyoruz. OK diyoruz. Bir de buna uzunluk lazım. Tekrar bir uzunluk değişkeni tanımlıyoruz. Buna da len diyoruz. Tekrardan buradan armatürü seçiyoruz. Şuradaki şuradaki copy data patlıyoruz buradan. Yani bize bu uzunluk lazım. Ctrl Z ile bunu yapıştırdık buraya. Şimdi yapmamız gereken şey şurası. Parantez açıyoruz. Dist bölü dist bölü len parantezi kapatıyoruz. Artı işareti offset. Bu da tamamdır. Yani burada mesafeyi uzunluğa bölüyor. Daha sonra offset'te topluyor. İlginç bir şey. Yani. Ne olduğunu ben anlamadım ama arkadaşlar böyle yapıyordu. Dersi izlediğim arkadaş. Biz onun yanına yaptıysa aynısını yapıyoruz. Şimdi bu işlem tamamdır. Şunu şöyle kapatıyorum şu şekilde. Kemiğimiz nerede bizim? Burada. Bu kemiği şuradan şöyle az bir şey ileri alayım. İleri alayım. Şu öndeki kemik, yani arabamız bu kemiği takip edecek. Şu aradaki mesafede distance yani. Biz bunun için bir sürücü atamış olduk. Ne yapacaktık başka? Şuradan bir offset'e gelelim. Nerede offset'imiz? Şurada. Evet. Deneyelim. Evet. Burada eksiğimiz olan şu var arkadaşlar. Bu da çalışıyor. Şu kemik ve tekerlerin de dönmesi lazım. Bunun için
Bunun için arkadaşlar şu kemiği seçiyorum. Şu kemik seçilirken buna buradan bir constraint tanımlayacağız. Şuradan. Buna da nerede? Locked track diyoruz arkadaşlar. Hedefteki objemiz ne? Armatür. Armatürün ismi ne? Steer diyorum. Steer track diyorum. Yani bu bunu takip edecek. Burası tamam mı bakalım? Evet tamam, doğrudur. Şimdi bu kemikler de bu kemiğe bağlı olacak arkadaşlar. Bu kemiği seçiyorum. Buna da constraint tanımlıyorum. Nereden? Şuradan. Buna da copy rotation diyorum arkadaşlar. Post space olacak. Tabii önce armatürü seçiyorum. Armatürü diyorum. Hangi kemik? Steer pointer diyorum. Şuradan post space. Bunu da post space diyorum. Düzeldi mi? Düzeldi. Doğru yöne bakıyor. Doğru yöne. Aynısını buna da yapacağız arkadaşlar. Buna da copy rotation diyorum. Armatür. Hangi kemik? Steer pointer. Şunu da post space yapmayı ihmal etmiyoruz. Post space. Bu işlem tamamdır arkadaşlar. Şunu seçtiğimiz zaman şuraya geliyoruz. Şöyle bir deneme yapalım. Offset dediğimiz zaman. Evet. Kemik nereye gidiyor? Tekerlekler de ona göre dönüyor. Arkadaşlar. Sürücümüz halloldu. Yani benim bu derste anlamadığım tek bir nokta bu driverlar var. O da biraz matematiksel bilgi gerektiriyor. Yani kosinüsler, sinüsler var. Biraz gerçekten uzmanlık isteyen bir şey. Yani bu driverları anlamak için ekstra güzel bir dersleri takip etmek lazım. Geriye kalan ne kaldı arkadaşlar? Geriye kalan şu. Süspansiyonu da ayarladık mı? Muhtemelen dersimiz bitiyor. Onu da ayarlayalım. Bir en başa gelelim. Şuradan timeline'ı şöyle bir timeline açayım. Şuradan. Timeline diyelim. Böyle kalsın. Birinci layer, ikinci layer. En başa gelelim. Pardon, bunu offset'ten ayarlıyoruz. Şu ana objemiz empty'yi seçiyorum. Offset'i sıfırlıyorum. İstediğim yere geldi. Şöyle yandan bakarken arkadaşlar sadece süspansiyonu seçelim. Süspansiyonu seçiyoruz. Buna biz de buradan Cloud Simulation'ı uygulayacağız. Cloud Simulation. Bunu uyguluyoruz. Şuradan Ping'in buradaki pin olan pinlemiş olduğumuz grubu seçiyoruz. Şu mass'ı 1 yapıyoruz arkadaşlar. Bunu fazla yapmayacağız. Şunu da 1 yapıyoruz. Bending'i 30 yapıyoruz. Spring'i 1 yapıyoruz. Başka ne var? Stiffness 10 var. Bunu 10 yapıyoruz. Katılık. Collision'ın şeyini kaldırıyoruz. Cloud Collision'ı kaldırıyoruz. Step'i de 15 yapıyoruz. Bir deneme yapalım. Şuradan Play butonuna basıyoruz ve G ile sarsıyoruz. Evet. Süspansiyon özelliğini böyle verdik arkadaşlar. Bunu süspansiyonun mass kısmını yani kütle kısmını, kütle ağırlığını 5 yaparsa fazla gelir. Deneyelim. Evet. Çok fazla gelir. Yani bu olmaz. O yüzden bunun ideali 1'dir. 1'de kalsın. Şöyle bir deneme yapalım. Evet. Şuradan da play'e bastık mı? Evet. Arabada tekerlekler refleks süspansiyonundan etkileniyor. Tamamdır bu da. Bir şey daha var. Diyelim ki biz bunu 500 frame yapacağız. Tamamdır. Şurada da cloud kaşa var. Bunu 500 yapmayı ihmal etmeyin. Bake diyoruz. Free bake. Free all bake diyoruz. Heh, şurada 500 nerede? Şunu 500 frame yapmayı ihmal etmiyoruz. Çok önemli. Bake diyoruz. Tamam.
Yapmamız gereken ne var şimdi? Evet, bir tane yol yapacağız. Sahnemize tepeden bakarken Shift A ile bir tane plane atayalım. Edit moda gelip F, Y deyip şöyle biraz bunu küçülteyim. Daha sonra şunu şöyle bir kaldırayım. Hangi yeri seçmiş onu? Evet, şunu da son layer'a alayım. İkinci layer'a alayım daha doğrusu. Pardon. Evet. Şuradan bunu Nörgs'ün başlangıç noktasına neresi? Şurada bir tamam. Planımızı seçtik arkadaşlar. Tepeden bakıyoruz. Bir tane yol yapıyoruz. Bunu biraz daha S ve X istikameti uzatalım şöyle. Geniş olsun yolumuz. Buna bir Array Modifier uygulayalım. Array uyguluyoruz. Şunu 1 diyorum. Şunu da 0 diyorum. Daha sonra tekrardan buna bir Curve Modifier uygulayacağım. Objemiz Nurse Path Y'dir. Y-1 arkadaşlar. Öyle olması lazım. Olmadı mı? Diğerleri olmadı. Z desek, X desek. Şundan dolayı herhalde. Ctrl A ile Rotation Scale. Ctrl A Location diyoruz. Şuradan Origin to Geometry yapıyorum. Niye düzelmedi bu? Diye. Bunun düzelmesi lazım ama neyse, şunu bir önce yaptırayım şöyle. Daha sonra G desek şöyle. Evet, şimdi oldu. Neredeydi bu? Şunu hatırlayalım biraz daha. Böyle hatırlasak. Ve şu şekilde yapsak. Ondan sonra biraz daha şu küçülsek şöyle. Çok geniş oldu. Şöyle. Şuradan attırdık. Evet. Şimdi tamam oldu arkadaşlar yolumuz. Bunu apply ediyoruz. Bunu da apply ediyoruz. Ondan sonra obje moda geliyoruz. W deyip remove those yapıyoruz. Üst üste gelen vertexleri indirdik. Ondan sonra şuna biraz tümseklik verelim. Bakalım süspansiyon çalışacak mı? A diyoruz. Şöyle yapalım. Daha sonra şuradan şunu seçeyim. Şunu da enable yapayım. Hafiften şöyle bir tümseklik yapayım. Bu tamam. Bir tane de şuraya yapayım. Bu da şöyle olsun. Bu da tamam. Eksik olan şey şu arkadaşlar. Ground olan yeri seçiyoruz. Vertex tanımadığımız bunu seçiyoruz. Buna şuradan Shrink Wrap Modifier'ı uyguluyoruz. Hedefteki objemiz ismi neydi? Plane miydi onun ismi? Evet, Plane. Şuradan Project'i seçiyoruz. X, Y, Z istikametinde. Z olsun. Başka ne var? Herhalde tamamdır. Arabamızı da seçelim. Önce bir şuradan şu ana MT'yi seçelim. Constraint kısmına gelelim. Bakalım çalışacak mı şurada? Offset diyoruz yavaş yavaş. Şöyle bir deneme yapalım. Evet. İstediğimiz gibi olmadı muhtemelen. Öyle gösteriyor. Evet.
şunu şeyi bir seçelim. Ctrl A ile scale, Ctrl A ile location deyip şuradan bir daha apply ettikten sonra diyelim, bazen bunda hatanın sebebi o da olabiliyor. Bu şeyi seçelim bir de, şunu seçelim. Ondan sonra tekrardan bir deneyelim bakalım. Evet, bir shrink wrap modifier. Evet, şimdi çalışıyor yüz. Bakalım bir daha. Evet, sanki çalışıyor gibi. Çalışmamasının sebebi şu olabilir. Şuradan biraz daha şöyle geleyim. Edit moda geliyorum. Önce bir şey seçeyim. Plane'imizi seçelim. Yani ground olan yeri seçelim. Şu ground yolu değil. Edit moda gelip şuna biraz bir subdivide edeyim şunu. Böyle yaparsak da işlem bozuluyor. O yüzden tekrar edit moda geliyorum. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Bu kadar. Demek ki buna subdivide yapamıyoruz. Deneyelim bakalım. Offset'imizi başa alalım şöyle. Evet. Tekerler kalkarsa demek ki çalışıyor. Evet, tekerimiz kalktı arkadaşlar. Tekerimiz objenin içine girmedi. Önemli olan tekerin yolun içine girmemesiydi. Evet, çalışıyor. Tekerimiz çalışıyor. Çok fazla viraj var bunda. O yüzden demek ki fazla viraj vermemek lazım yollara. Böyle. Aynen. Süspansiyon da çalışıyor arkadaşlar. Şöyle bakarsak. Şuradan. Yolumuz kısa olduğu için şey olmuyor, pek anlayamıyoruz. Şuradan da önündeki şeyi seçersek, rotation Z dersek drift veriyoruz böyle arkadaşlar. Bu da tamam oldu. Ben bunu yapacağım tek bir şey var. Şunu seçiyorum. Birinci frame'deyken şuna iyi diyorum. Insert keyframe. Çok hızlı olmaması için 500. frame nasıl olacakmış bakalım bir. 500'e getiriyorum. Şunu da 1 yapıyorum. İyi diyorum. Play dersek. Evet. Böyle de yavaş yavaş hareket ediyor. Daha rahat görebiliriz. Evet. Süspansiyonu da böyle daha rahat gördük. Bunu şöyle 300 yaparsak, 200 yaptıktan sonra şöyle şunu bir sonlayalım. %100'deyken şunu şöyle bir arttırayım. Insert keyframe diyeyim. Evet. Süspansiyonumuz da çalışıyor. Tekerlerimiz de dönüyor. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Anlatımım bozuk olmuştur ama umarım faydalı olmuşumdur. Bu derste benim en çok zorlandığım şey driverlardır. Driverlar gerçekten ağır bir konu. Arkadaşlar sizlere iyi günler, kolay gelsin.